Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size hem bir arama motoru hem de mobilde yani cep telefonlarında tarayıcı olan bir platformdan bahsedeceğim. DuckDuckGo. Birçok kişi zaten DuckDuckGo'yu biliyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Mozilla ve Tor gibi tarayıcılarda DuckDuckGo şunu kapatalım. Biraz yavaşlatıyor. DuckDuckGo varsayılan gibi geliyor. Ben Mozilla'da yani Firefox'ta DuckDuckGo'yu varsayılan arama motorum yaptım. Opera'da da Google'ı kullanıyorum. Şimdi bunu hem sonuçları karşılaştırmak için yapıyorum. Hem de hızı da fena değil. Şimdi arkadaşlar bir şey anlatacağım DuckDuckGo'da. Şimdi bir ana sayfasına gidelim DuckDuckGo'nun. Burada şöyle tıklayalım. Şimdi arkadaşlar DuckDuckGo'da bakın şurada 3 çizgi var ana sayfasında ve böyle aşağı doğru iniyor bu. Şimdi bunları özelleştirebiliyoruz. Bunu zaten biliyorsunuzdur ama ben başka bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki tarayıcımızı özelleştiriyoruz. Ben böyle işte ekranın aşağı doğru inmesini falan kapatıyorum. Evet. Şimdi bunu kapattım. Temadan işte terminal temayı seçtim. Şuraya gelelim. Dilimizi Türkçe yapıyorum. Yani benim demek istediğim şu. Şimdi ben bu ayarları yapıyorum. Bu verileri sildiğim zaman yani işte CCleaner'la falan sildiğim zaman akşam kapatırken yarın bilgisayarı açınca eski haline geri dönecek. Bunu ben eski haline geri dönmesini istemiyorum. Bunu yapmak mümkün mü? Evet mümkün. Şöyle şimdi bu ayarlamaları yaptım mesela. İşte Türkçe'yi seçtim. Şuradan mesela daha büyüğü seçtim. Gizlilikten vesaire. Ayarladım işte hepsini ve işte kaydet dedim arkadaşlar. Çeşitli ayarlamalar yaptım buradan kendime göre. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şurada bulut kayıt diye bir şey var. Bakın ayarları kaydet diyor gördüğünüz gibi. Ben şimdi buraya arkadaşlar bir parola gireceğim rastgele. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyorum mesela. Bunu kaydet diyorum. Kaydetti şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın devre dışı bırak. Verilerimi sil var. Şuradan ben CCleaner'la verileri arkadaşlar sileyim. Sizde görün istiyorum. 1-2 dakika belki uzar ama ne demek istediğimi daha net anlasınız ne yaptığımı. Kapatalım. Evet bakın zaten Firefox verilerin çerezleri siliyor. Tamam sildi. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyorum. Burada da çalışmasın bunu da kapatalım. Şimdi tekrar Mozilla'yı açıyorum arkadaşlar. Firefox'u. Şimdi bakın. DuckDuckGo.com'a gidiyorum. Bakın böyle bembeyaz geldi arkadaşlar. Ama biz ayarlamalar yaptık. Şimdi bir daha mı 2 saat ayarlayacağız? Hayır. Şuradan Other Settings'e geliyoruz arkadaşlar. Bakın şurada Load var gördüğünüz gibi. Şuraya gelip arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyorum ve Load diyorum. Bakın istersem kayıt da edebiliyor. Don't diyorum ben. Bakın gördüğünüz gibi siz kaydederseniz de hemen load deyip ayarlarınızı bir saniyede yüklemiş oluyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Mesela siyah ekran şöyle göstereyim. Mesela YouTube yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi benim ayarlarımda geldi ve gerçekten hani gözler için birebir. O yüzden ben size şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Her neyse diyeceklerim bu kadar. Bu özelliğini DuckDuckGo'nun anlatmak istedim size. Paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.